Yani gelinim dönüş yaptı, tam dönüş yaptı. Çeyreğimizi de aldık. Sevilay Hanım, zaten Nuray Hanım sevinmedi çeyrek aldığınızda. Yani evet, biraz suratı düşüktü. Ya Songül Hanım, sen gerçekten buradan giden bir arkadaş vardı, adı bahis olmasın. Sen gerçekten Sevilay'a diyorlar ya karıştırıcı, sen gerçekten karıştırıcı bir insansın. Yani neden de ben orada otururken sizlerden önce sevindiğimden alkışladım böyle. Sen bence gözlük takın da gel. Nuray Hanım, benim gözlerim gayet iyi görüyor. Senin de sonradan böyle yavaş yavaş alkışladın, biz de gördük. Biz de hiç alakası yani. Yok. İstersen nasıl? Yönetmenime göstertebilirim benim nasıl alkışladın. Nasıl? Yerinize geçin, bir açıklamam daha olacak. Duruyorsun ortaya bir laf atıyorsun. Sonra pirinç pilavı gibi böyle üste çıkmaya çalışıyorsun. Hayır, yok, böyle bir dünya yok. Alkışlamak zorunda da değil, rakibiyim. Yani. Kendi gelini ya alsın isterdi, niye alkışlasın? Sevilay Hanım alkışladı, o da alkışladı. Bir de bir şey soracağım Sevilay Hanım size. Ben alkışlamadım mı? Nuray Hanım, ben ağlıyordum, bilmiyorum. Nuray Hanım, ben alkışlamadım demedim ki. Ne diyorsun? Nuray Hanım da alkışladı, ben de alkışladım. Sevinmedi. Ama sevinmedi. Ne biliyorsun benim içimde ne duygular yaşadığını ya? Ya niye sevinesin ki? Sevinirim, sevinmem. Seni alakadar etmez zaten. Ben sevinmedim, niye sevinmedim? Sevinmiyorum burada. Evet, sevinmedin. Hem rakibi sevinirim de sevinmem de kimse ilgilendirmez senin, bu. Sena'ya biri buldum, en sonunda verdim biri. Hep 3, 4, 5 alıyordu benden. Artık alamaz benden yavaşça. Ben üç de sefer hep bir verdi gelinime. Benim gelinime 3 sefer. Vallahi Damla, sen benim kayınvalideme laf edeceğine, tamam mı? İşte benim kayınvalidemle benim ilişkimi sorgulayacağına, sen bence kendi kayınvalidene bak Nuray teyzeye. Ondan sonra bana laf at. Miyaseciğim, bizim aramızda bakacağımız veya büyük bir problemimiz falan yok. Olunca zaten kendimiz çözüyoruz biz. Bu aralar aranız çok iyi değil mi Damlacığım? Evet, çok iyi. Maşallahınız var değil mi Damla bu aralar? Evet Miyase, bir şey arama yani bunda. He. Herkes senin gibi kayınvalidesiyle böyle tartışacak değil yani. He, tamam. Tamam. Peki düğün sen öncesiydi. Dün kayınvalidenin kayınvalideler odasında ne dediğini biliyor musun? Ne demiş? Ben bir şey dediğini düşünmüyorum. Bu senin kuruntundur yani. Benim kuruntum. Evet. Tamam Damlacığım, ben hiçbir şey demiyorum. Sadece sen izle, gör. Ne demiş? Allah gerçekten Allah. Çok yani merak ettim. Yani şu anda keşke bir mısır olsa da patlatıp izlesem seni. Yönetmenim, o görüntüleri alabilir miyiz? Bizim biliyorsun damat şimdi... Kınası vardı. Annesi telefon açtı, birlikte yapacaktık. Kına onların evlerini evet olur, erkekle evet. Kız tarafı birleşip yapacaktık. Ben sizden tarafı istemiyorum. Kendi kararınızı kendiniz yapın dedi. Ben de ne yapacağım? Bizim orada 5 yıldızlı otel var. Oğluma damat kınası yapacağım ama onlardan hiçbiri gelmeyecek. Kaporasını da verdim. Otelde 10 tane arkadaşlarıyla birlikte telefonu da falan kapatacak. Oğlum orada keyif yapacak. Onlar da kınalarını yapsınlar. Ama şunu da bilsinler. Kesinlikle o taraftan bizim tarafa hiçbir kimse gelmeyecek. Sadece oğlum ve arkadaşları yapacak. Düğünden önce belli mi kına günleri? Şimdi zaten biliyorsun Damla ile Furkan'ın 13 Temmuz'da Allah izin ederse tamam. Düğünümüz. Kına ne zaman? Kına da zaten 2 gün önce. Erkek kınası, siz de orada olacak mısınız? Şimdi ben orada olurum ama tabii ki çıkarım. Arkadaşları falan geldikten sonra hoş geldin. Hoş geldin diyeceğim, çıkacağım. Onlar 10 tane erkek erkeği arkadaşlarıyla telefonlarını kapatacaklar. Oğlum da azıcık kafasını dinlesin. Orada kınasını yapsın, eğlensin. Benden uzak, Damla'da keyfini yapsın, kınasını yapsın. Gel birlikte yapalım önce dediler. Ondan sonra bir telefon geldi. Biz birlikte yapmak istemiyoruz. Siz kendiniz yapın, bir tane parmağına bile oğlunuzun burada kınası yapılmaz dediler. Ben de ne yapayım? En güzel yerden oğluma buradan 2 gün önce de zaten tuttum. Kınası da yakılsın. Oğlum keyfini yapsın. Genç yani. Ömrünü mürüvvetini ben de göreyim yani. Ya Damla ne oldu Damla? Anne 2 gün boş durdun. 3. gün yine yerinde duramamışsın gene. Kaynamışsın içeride. Sen Damla, kendi kendine neyin kararını veriyorsun yine ya? Neyin kararını veriyorsun? Bir Damla, isteklerin, bak. Bir yapacakların bitmiyor. Damla beni dinliyor musun? Söyle, dinliyorum ben seni. Senin annenle ben konuştum mu? Konuştum. Nasıl yapacaktık? Hep birlikte yapacaktık. Annem beni arıyor. Nuray Hanım, sana bir şey söyleyeceğim. Annemin ağzına zevklenme. Sana yakışmıyor. Bir saniye. Efendim, ben kendimi de söylüyorum.
Efendim Ayşegül, ya bizim kız istemiyor aynı anda kına yakılmasını. Ne yapabiliriz? Erkek tarafı gelmeyecek. Biz şöyle, ne yapabiliriz? Şöyle ben söyleyeyim. Ben oğluma 5 yıldızlı otelden böyle yer ayırttırdım. Çok lüks bir otelden, sen biliyorsun Merzifon'daki oteli. Orada benim oğlum arkadaşlarını da çağıracak ve ben bütün telefonları elinden alacağım. Önce ben karşılayacağım. Daha sonra da onlar güzelce kınasını yakacaklar ve sizden de hiçbir Allah'ın kulu gelmeyecek. Benim düğünüme, benim kınama erkek tarafının gelmesini ben istemiyorum. Çünkü kız kıza bir şeyler yapmak istiyorum. Bu birincisi. İkincisi, burada düğünüyle alakalı, kınasıyla alakalı karar verecek kişi ben ve Furkan. Biz bunu konuştuk. Furkan, ben de kınayı gereksiz buluyorum. Kendi arkadaşlarımla öyle bir kutlama yaparım dedi. Sana burada ne düşüyor? Bak şöyle söyleyeyim. Ayrıca sürekli ne yapıyorsun biliyor musun? Gerekli olan şeyleri kesinlikle yapmıyorsun. Bak bir düğünle alakalı. Senin işin entrika, tamam mı? Vallahi ben hiç entrika falan yaptığımı zannetmiyorum. Çünkü benim oğlum çok güzel bir yerde, sen istesen de istemesen de ben oğlumun kına gecesini yapacağım. Hiç kusura bakma. Hadi yap da göreyim bakayım. Göndermiyorum, o kınayı basarım, basar. Vallahi sen bassan da basmasan da yaparım ben. Yap da göreyim. Damla, ne oldu Damla? Yapamazsın anneciğim, benimle inatlaşarak hiçbir yere varamazsın sen. Ya Damla, şimdi Nuray teyze şunu söyledi. Acaba sen de duydun mu bilmiyorum ama... Ya damat kınasında telefonunu kapatıyormuş. O ne alaka? Kim kapatıyormuş? Furkan mı? Evet, öyle bir şey mümkün mü ya? Alacakmış. Hadi kapatsın da göreyim ya. Kendisi öyle bir şey mümkün mü? Alacakmış telefonları. Bak onları karşılayacakmış. Telefonları da alacakmış. Damla da ulaşamayacakmış. Tabii oldu. Başka isteği var mıymış? Yok canım, ben demiyorum onu. Nuray teyze diyor Damla. Kafasına göre adet çıkartıyor ya. Vallahi benim eşime öyle bir şey yapılsaydı, benim eşim de bunu kabul edip yapsaydı gerçekten olay olurdu ya. Benim nişanlım da böyle bir şey yapamaz. Bak yapardım, kendi kararı değil, anladın mı? Bu benim kararım ve o da benim kararıma saygı duymak zorunda. O da zaten telefonu kapatıp da işte bana ulaşamadan kendi duramaz o. Bak ben bir şey söyleyeyim mi? Özgün'ün damat kınasıyla adı aynı cümlede geçemez bile. Yani özgüveni bilir, geçerse neler yapabileceğimi de bilir. Geçemez, hayır, ben anlamıyorum bitti. Ya. Bu bak düğüne veya benim masraflarıma hiçbir şeye şey yapmıyor. Farkında mısınız? Eve eşya konusunda, işte ne bileyim düğün konusunda hiçbir şeye yardımı yok. Ya aklı fikri gezmede eğlenmede Damla Nuray teyze. Ama ve lakin beni çıldırtmak olursa konu, onu çok iyi yapıyor. Beceriyor yani öyle şeyleri. 5 yıldızlı otel tutmuş. Oldu. Benim düğünümü 5 yıldızlı otelde yap, o kadar durumum varsa. Bence ne yap biliyor musun? Ya konuşsun dursun. Aynı geceye denk getir, kıdasını bırakıp gelemez. Aynen. Zaten onlar orada yaparken sen de. Zaten aynı. Öyle onun için tuttum. Aynı gece tuttum aynı zaten. Gece. Aynen, gelemezsin diye. Basamaz yani. Kınayı basamaz ya, gelemez. Mümkün değil. Nasıl kına olacak böyle? Ama şöyle olur, oğlunun aklına girebilir. Şimdi Sevilay Hanım, ben ne yapabilirim? Adam arıyor, diyor ki önce birlikte yapalım Nuray Hanım diyor. Ben tamam Ayşegül, ne derseler tamam, tamam, tamam. Tamam da niye, niye? Ve sebep? Sonradan arıyor, diyor ki Damla istemiyormuş, ikisi yan yana olmayacakmış. Damla mı istemiyor? İstememiş. Allah Allah. Ben de ne yapabilirim? Yerim yok, bahçem yok. Ne yapabilirim? Ya ben de çocuğuma çok güzel bir yerden otel tuttum. Bu kadar basit. Nuray Hanım, her gelin ister ki kına yakınırken damat gelsin. Aynen. Son saatlerde gelmesi lazım. Aynen. Böyle geliyor o zaman. Güzel oluyor ki. Gerçekten ben de şöyle düşünüyordum. Bizim hani erkek tarafıyla birlikte bizim Merzifon'da adetimiz, erkekler horoz elinde, davullar evet, çalınarak evet, kına evine girilir. Öyle. Ben o şekilde düşünüyorum. Bunlar bizi kabul etmiyor. Ne yapabilirim ama ben ya? Şimdi kınayı da kız tarafı orada yapıyor ya, ne yapacaksın onların dediği oluyor. Kabul etmiyorsa ben de böyle yaparım.